Ege Üniversitesi Televizyonu'nun sevgili izleyenleri, Ege'den Sağlık programından merhabalar. Ben sunucunuz Rana Antepli. Bu hafta yine uzman konuklarımız eşliğinde hepimizi ilgilendiren tıbbi konulardan bahsedeceğiz. 20 Kasım Dünya KOAH Günü adına bugünkü konumuz KOAH hastalığı. Yanımda konuyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Alev Gürgün bulunuyor ve yanımızda ayrıca uzman doktor Funda Elmas Uysal bulunuyor. Hoş geldiniz hocalarım. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hocam öncelikle KOAH hastalığının ne olduğunu bize açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyoruz böyle değerli bir programda bizi konuk ettiğiniz Her için. zaman için. KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığı kelimelerin baş harflerinin kısaltılmışı bir ifade. Tabii kronik bir hastalık, müzmin bir hastalık, tıkayıcı akciğer hastalığı demektir. Çok önemli bir problem. Tüm dünyada çok önemli bir sağlık sorunu bu. Genel olarak tanımını yapmak gerekirse sigara, diğer tütün ürünleri, elektronik sigara, nargile gibi tütün dumanına maruziyet ya da meslek yaşantısı tozlu dumanlı ortamlarda çalışan kişilerin soluduğu hava nedeniyle ortaya çıkan mikrobik olmayan iltihabi bir durumla akciğerlerdeki hasarlanma sonucu meydana gelen ilerleyici hava akımı kısıtlanmasıyla karakterize bir hastalık. Tabii halk arasında kronik bronşit, müzmin bronşit gibi geçiyor. Ama astım değil, daha farklı, daha zor bir hastalık. O nedenle detaylarını sevgili Funda Hocam'la beraber aktarmaya çalışacağız. Peki hocam 20 Kasım Dünya KOAH Günü dedik az önce. Bugünün ortaya çıkılışı ve ne anlam ifade ettiğiyle ilgili bir şeyler açıklayabilir misiniz? Tabii ki tüm dünyada 20 Kasım, tabii Kasım ayının 3. haftası aslında ama 20 Kasım'a denk geliyor. Tüm dünyada Dünya KOAH Günü olarak kutlanıyor. Temel amaç burada sivil toplum örgütlerinin, sağlık kuruluşlarının, hekimlerin, bu konuyla ilgilenen herkesin bu hastalık konusunda farkındalığı artırıp erken tanı, erken tedavi hedefine ulaşmak. Tabii Türkiye'de çok ciddi aktiviteler var. Bizim yaptığımız aktivitede Türk Toraks Derneği ve Ege Üniversitesi artı bu sene tüm İzmir kurumları olarak böyle bir aktivite planlıyoruz. Belki birazdan görselimiz de gelecek. Türkiye şartlarında Kronik ve Sağlık Bakanlığı artı Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı'nın ortaklaşa bir hasta eğitim ve bilgilendirme toplantıları oluyor. Tabii bu tüm dünyada olduğu için aynı günde olması, yani 20 Kasım'da olması eş zamanlı olarak tüm dünyada ve Türkiye'de de her ilde özellikle işte olabildiğince hastalarla buluşma programları oluyor. Evet, Ege Üniversitesi bünyesinde de Evet. ekranda gördüğümüz etkinlik düzenlenecek. Evet, bu sene ilk defa tüm İzmir kurumlarını bir araya getirmeye çalıştık biz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tabii önderliğinde Türk Toraks Derneği ile işbirliği içerisinde 9 Eylül Üniversitesi, Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve bizlerin katılımıyla böyle bir programımız var. A'dan Z'ye KOAH programı olacak. Dolayısıyla davetiniz de bu açıdan çok önemli çünkü biz buradan herkese duyurmak istiyoruz. Bu toplantıyı hastalar, hasta yakınları, aileler, ilgilenenler, öğrenciler, sağlık çalışanları herkes gelebilir. Ve sonunda tabii ki bu hastalık hakkında farkındalığı artırıp erken tanı aslında amacımız. Çünkü Türkiye'de her 5 kişiden birisi KOAH'la. Sigara içen, tütün ürünü kullanan, öksürük, nefes darlığı, balgam çıkarma yakınması olanlar KOAH'la olabilir. Ve bizim de amacımız zaten topluma, kişilere, sigara içenlere hasta olmasalar dahi bu bilinci katıp erkenden bizlere ulaşmalarını sağlamak olacak. Evet, yani aslında çok sık görülen bir hastalık Evet. ama bilinirliği daha az olduğu için Tabii ki. bu hastalık hakkında bilinçli olmak ve farkındalık yaratmak çok önemli. Evet. Özellikle sizin gibi doktorlarımıza çok görev düşüyor bu açıdan. Biz de televizyon olarak bu farkındalığı sağlamaya Evet, çalışacağız. 2020 yılı geldi. Biz uzun zamandır 2020 yılında KOAH dünyadaki 3. ölüm nedeni sırasında yükselecek diyorduk. Geldi, çattı, 2020'de göreceğiz. Yani tüm ölümler arasında 3. sırada yer almasını bekliyoruz KOAH'ın. Dolayısıyla bugüne kadar
Buzdağın hep üzerine görmüş olduk ama aslında buzdağın altında ciddi bir potansiyelle karşı karşıyayız. Evet hocam. Funda hocam, şimdi size bir soru yöneltmek istiyorum. Sigara ve tütün ürünlerinden bahsettik. Hastalığın açılımından da bahsettik. Peki tütün kullanımı dışında bu hastalığa sebep olabilecek önemli faktörler var mıdır? Ya da tütün kullanımı ne oranda bu hastalıkla sonuçlanabilir? Bunu açıklayabilir misiniz? Evet, dediğiniz gibi en büyük oranda tütün ve tütün ürünleri kullanımı buna sebep oluyor. Sadece sigara lafı geçiyor ama onun yanında giderek kullanımı artan pipo, puro, e-sigara, elektronik sigara denilen ya da ısıtılmış tütün ürünleri denilen çok yaygın olarak kullanılmaya, özellikle gençler arasında kullanılmaya başlanan nargile kullanımı da yine tütün ürünleri olarak kabul edilip ve KOAH'a sebep olan nedenlerin başında. Onun dışında bizim ülkemizde çok yaygın olarak evlerde ve lokanta, restoran benzeri yerlerde ev içi iç ortam hava kirliliği yaratacak şekilde odun, tezek ya da kök ürünlerinin yakılmasıyla ortaya çıkan dumanın inhalasyonu, yani solunmasıyla ortaya çıkabiliyor. Özellikle Anadolu'da kadınlarımızı da o yüzden çok sık görebiliyoruz. Ya da bu kadınların büyüttüğü çocuklarda erken yaşlarda sık solunum enfeksiyonları yaşanıp ileriki yaşlarda KOAH geliştirme gibi riskler oluşabiliyor. Yine onun dışında mesleki olarak tozlu, dumanlı ortamlarda çalışanlarda ya da inhalasyon yapabilecek, solunabilecek partiküllere sahip iş ortamlarında çalışanlarda ve bunlar gerekli iş güvenliği önlemleri alınmadıysa, iyi havalandırma sistemleri oluşturulmadıysa bunların maruziyetlerine KOAH geliştirme riski fazla oluyor. Ülkemizde çok düşük olmakla birlikte bir de alfa 1 antitripsin eksikliği denilen genetik bir yatkınlık faktörü var. Ama dediğim gibi bu bizim toplumumuzda KOAH'ın küçük bir oranını oluşturmakta. Anlıyorum hocam. Yani aslında genel hava kirliliği, şehirlerimizdeki hava kirliliği ya da solduğumuz egzoz dumanları bile bizim için bir risk teşkil ediyor bu hastalıkta. Tabii ki. Evet. Hocam, hastalığımızı biraz açıkladık. Şimdi de vücudumuzda, solunumumuzda ne gibi belirtiler gördüğümüzde KOAH'tan şüphelenmeliyiz ve bir uzmana danışmalıyız? Bunu evet. Açıklayabilir misiniz? Ben çok kısaca hani nasıl ortaya çıkıyor bu hastalık ondan söz edeyim. Tabii temel nedeni ve yaygın ulaşılabilir olması nedeniyle sigara içen birey olarak ifade etsem de aslında sigara dediğim zaman tüm tütün ürünleri, işte Funda Hocam da bahsettiği gibi son yıllarda gençler arasında ciddi bir nargile salgını başladı. Dolayısıyla sigara dediğim zaman tütünü lütfen algılayalım. Sigara kullanan kişilerde işte diyelim ki bir kişi 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içiyor. 40 yaştan sonra bu hastalık ortaya çıkıyor. Ama 40 yaşa kadar olan süreçten çok kısaca söz etmek gerekirse sigaranın içerisinde ve tütün dumanının içerisinde yaklaşık 4000-5000 adet kanserojen, vücuda zararlı madde var. Dolayısıyla dumanla beraber yani akciğerlere solunan dumanla beraber orada bir doku harabiyeti ortaya çıkıyor. Tabiri caizse yemeye başlıyor, yıkmaya başlıyor akciğeri. Zamanla akciğerlerin içerisinde hava yolları, normal hava yolları böyle büyük kesecikler haline dönüşüyor. Hava baloncukları haline dönüşüyor ve hava yollarında da bir daralma meydana geliyor. Tabii ki bu noktadan sonra artık akciğer normal solunum işine katılamıyor. Bir hava hapsi meydana geliyor. Akciğerler şişiyor. Yani yeterli düzeyde bir oksijenizasyon sağlanmamış oluyor. Dolayısıyla hava yolları erken kapanınca da bu hastalarda işte 40 yaştan sonra artık yavaş yavaş nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma. Tabii kişi bize ne zaman başvuruyor? Nefes darlığı olduğunda başvuruyor. Fakat aslında kişiyi sorguladığımızda çok önceden bazı bulgular ortaya çıktığını öğrenebiliyoruz. Bunun örneğini vermek gerekirse işte diyor ki, hocam ben işte 20 yıldır günde bir paket sigara içiyorum. Şu anda nefes darlığım var. Peki sizde bu öksürük, balgam çıkarma daha önceden var mıydı diye sorduğumuzda tabii ki vardı diyor. Bakın belki bir 5 yıl önce aslında öksürük ve balgam çıkarma vardı. Öksürük, kronik öksürük tabii, yani akut bir öksürük değil. 3-4 haftayı aşan, müzminleşen bir öksürük varlığında aslında KOAH, kronik bronşit başlamış oluyor. Fakat bize gelişi hastanın nefes darlığı ortaya çıktığında, çünkü nefes darlığı baş etmesi çok zor bir bulgu. Dolayısıyla
O zamanda, yani bu kaybedilen süreç içerisinde kişi ne yazık ki bu bulguları aslında sigaranın doğal bir sonucuymuş gibi düşünüyor ve algılıyor. Halbuki bu aşamada bizlere ulaşsa erken tanı, erken tedavi şansımız olacak. O nedenle biz genellikle 40 yaştan sonra ortaya çıkan kronik öksürük, balgam çıkarma, ki balgam özellikle sabahları çok daha yoğun oluyor bu hastalarda ve günlük aktivitelerini azaltacak düzeyde nefes darlığı ortaya çıktığında mutlaka özellikle göğüs hastalıkları hekimlerine başvurmalarını istiyoruz. Çünkü tanısı çok kolay. Basit bir üfleme testiyle, ağrısız, acısız bir üfleme testiyle biz bu hastalığın tanısını koyabiliyoruz ve ne kadar erken tedaviye başlarsak o kadar tedavi başarımız da yüksek oluyor. Yoksa daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Evet, aslında vücudumuzun normal işleyişinden biraz uzaklaştığımızda özellikle solunumumuz için anında bir uzmana danışmamız gerekiyor bu konuda diyorsunuz hocam. Tabii, yani hani aile hekimleri, iç hastalıkları hekimlerine de biz eğitimler veriyoruz. Tabii hastalar özellikle onlara başvuruyor. Burada hekimlerin eğitimi de çok önemli, güncelleştirilmesi önemli. Biz bu konuda da çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Bu bulgular varsa, yani 40 yaşın üzerinde sigara içen ve diğer tütün ürünlerini kullanan, maruziyeti olan kişilerde öksürük, balgam, kronik öksürük, balgam, nefes darlığı varsa lütfen özellikle göğüs hastalıklarına başvurmalarını rica edeceğiz. Hocam, kolay bir tanı süreci var, evet, dediniz. Peki bu tanı sürecini zorlaştıran etmenler bulunuyor mu? Yani bazı hastalarda belki hastalığın daha ileri aşamalarında, hı, ya da çok erken aşamalarında komplikasyonlar oluşabiliyorsa eğer, tanı sürecini sizin için zorlaştıran etmenler var mıdır? Tanı süreci aslında en önemli şey farkında olmak, düşünmek, acaba koahlı olabilir mi diye düşünmek. Tabii bazen, çoğu zaman daha doğrusu, astımla karışıyor. Bunu, hani astım, koah birbirine yakın hastalıklar olmakla beraber astım daha rahat tedavi edilebilen bir durum. En önemli zorlandığımız nokta bu oluyor. Bazen kalp yetmezliği karışabiliyor. Bazı merkezlerde üfleme testi olmayabiliyor ama artık çok yaygın olarak var hemen hemen her merkezde. Akla gelmesi bence en önemli problem. Aklımıza getirmeliyiz hekimler olarak ve uzmanına göndermeliyiz aslında. Onun dışında tabii ki işte söz ettiğim hasta bazında bize geç başvurular en önemli tanı zorluklarımız oluyor. Yoksa tanı oldukça kolay. Bizlerin çok rahatlıkla tanı koyma şansı var tabii ki. Evet. Programın ilerleyen dakikalarında hastalığın ileri aşamaları ile ilgili de bir soru soracağım ama öncelikle Funda Hocam, size hastalığın erken teşhisinin önemini ve erken teşhis durumunda tedavi sürecinin nasıl olduğunu ve hastalığın hasta üzerindeki etkilerini sorabilir miyim lütfen? Erken tanı tabii ki en önemli. Öncelikle bunun düşünülmesi ve tanı amaçlı göğüs hastalıklarına yönlendirilmesi ilk gören hekim arkadaşlarımız tarafından ya da hastanın bu şikayetlerle hekime başvurduğunda bunu dile getirmesi önemli. Bir, hastanın maruz kaldığı ortamdan uzaklaştırılması konusunda önerilerde bulunabiliriz. Bir yol gösterebiliriz ona. İkincisi, doğru tedavinin kullanımı daha erken başlanmış olur. Çünkü biliyoruz ki buradaki Alev Hocam'ın da bahsettiği gibi akciğerde meydana gelen değişiklikler geri dönüşümsüz. Ne kadar erken maruziyetten uzaklaşırsak o kadar iyi olur. Ne kadar doğru tedaviyi başlarsak o kadar iyi olur. Hastanın tedaviye uyum sağlama süreci de bununla ilgili. Biz hastalara karşımıza geldiğinde tek tanı koymakla bırakmıyoruz. Onun dışında eğitim veriyoruz hastamıza. Sigarayı bıraktırma ya da diğer tütün ürünlerini bırakma konusunda, maruz kaldığı maruziyet ortamından uzaklaşması konusunda, ilaçlarını nasıl doğru kullanması konusunda, karşılaşacağı enfeksiyonlardan nasıl korunması gerektiği konusunda, yine egzersiz neler yapabilir, akciğer sağlığını koruması açısından neler önerebiliriz, bunları hepsini hasta bazında değerlendirip önerilerini yapıyoruz ve akciğer sağlığını en azından o anki haliyle koruyup hastalığın ilerlemesini önlemeye çalışıyoruz.
tabii ki bu öksürük, balgam gibi ve solunum daralması gibi zorluklar başladığında hasta bunu göz ardı edip tütün kullanımına devam ederse hastalığın ilerlemesi kaçınılmaz hale tabii geliyor ki, diye düşünüyoruz. Peki tütün kullanımı ve elimizde olmayan günlük hayatımızdaki faktörlerden, bu hastalığın başlangıcından bahsettik bu faktörler sonucunda. Peki ben çok merak ediyorum çünkü çok fazla insan da maruz kalabiliyor. Pasif içiciliğin bu hastalıktaki yeri nedir acaba Funda Hocam? Pasif içicilik, evet, ikinci el içicilik ya da üçüncü el içicilik, sigara içilen ya da tütün ürünü kullanılan bir ortamda bile eşyaların üzerinde kalmış olan partiküllerin solunmasının bile bunu tetikleyici etkilerinin olabildiğini artık biliyoruz. O yüzden de dediğimiz gibi iç ortam hava kirliliği dediğimiz o odun, kömür kullanımı, tezek kullanımı, bunun kapalı ortamlarda kullanılması ve buna maruz kalan erişkinlerde bile bu değişiklikler meydana gelebiliyorken, çocuklarda da, özellikle kadınlarımızın yanında büyüyen çocuklarımız diyelim, çocuklarda da akciğer, hava yollarında bu değişiklikler daha erken yaş döneminde meydana gelip daha erken yaşlarda KOAH geliştirmeye sebep olabiliyor. Anlıyorum hocam. Alev hocam, aslında ben diğer solunum yolu hastalıklarından bahsetmiştiniz. O konuya geri dönmek istiyorum. Astımla çok karıştırılabiliyor, evet, demiştiniz. KOAH hastalığını diğer solunum yollarından ayıran özellikler nelerdir? KOAH'lı bir hastanın bulguları her geçen gün artar. Yani ilerleyici bir hastalık. O yüzden bu kadar erken tanı ve teşhis ve tedavi üzerinde duruyoruz. Dolayısıyla en çok astımda karışıyor. Ağır astımda daha çok karışabilir. Ama işte kronik bronşit ya da bronşektazi dediğimiz hava yollarında genişlemelerle seyreden farklı hastalık grupları var. Onlarla karışabilir. En çok tabii kalp akciğer aynı bölgede göğüs içerisinde kalp yetmezliğiyle karışma şansı da çok yüksek. Dolayısıyla bazı karıştığı hastalıklar var ama onlardan ayırt edici noktası bazen hastaların genel görüntüsünde de KOAH'lı özellikleri görebiliyoruz. Yani bizler tabii uzmanlaşmış kişiler olarak bunu çok daha rahat sezinleyebiliyoruz, görebiliyoruz. İşte bir kilo kaybı söz konusu olabiliyor. Ciddi bir solunum aktivitesi var. Genelde nefes nefese zayıf, durup dinlenen ve büzük dudaklarla üfleyen solunumunu gerçekleştirmeye çalışan kişiler. Görüntüsel olarak öyle. Ama tabii ki çok ayırıcı tanıda kullandığımız bazı noktalar var. Özelliği ilerleyici olması ve daha yoğun bir nefes darlığı. Öykülerinde çok daha yoğun bir sigara öyküsünün olması. Mesela diyor ki işte 20 yıl boyunca günde 2 paket sigara içtim. 4 paket, 5 paket sigara tüketen hastalarımız var. Çok yoğun bir sigara öyküsü var. Astımda daha çok biliyorsunuzdur. Alerjik bir yapı söz konusu. İşte alerjik hastalıklar, sinüzit, reflü gibi bulgular var. Ailede astım öyküsü var. Astımlı hastaların sigara öykülerine baktığımızda daha hafif sigara öyküleri olduğunu ama alerjinin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Ve astımlı olgular da 40 yaştan önce başlamasına rağmen bizim hastalar, KOAH'lı hastalar 40 yaştan sonra ortalama işte 50 yaşlar, 40-50 yaş aralığında başlıyor ve ilerleyici. Arada hiç normal zamanları olmuyor. Mesela astımlı bir hastada yazın tamamen normal ya da solunum fonksiyonlarında ciddi bir bozukluk olmayabiliyor. Akciğer filminde çok bir bulgu olmayabiliyor. Ama KOAH'lı hastalarda hem solunum fonksiyonlarında hem bir kısmında akciğer filminde ve genel muayene bulgularında tabii ki ciddi farklılıklar var. Hani bunlar tabii uzmanlaşmış hekimler tarafından çok rahat ayırt edilebiliyor. Hem astım özelliği hem KOAH özelliği olan hastalar da var. Ama birbirinden tamamen ayrı, tedavileri ayrı çünkü. Dolayısıyla KOAH'lı hastalarda gidişat daha kötü olabileceği için biz o nedenle bu kadar vurgu yapıyoruz. Tabii hani Funda Hocam da söz etti, kadınlarda da çok sık görüyoruz artık KOAH'ı. Eskiden daha erkek egemen bir hastalık olarak kabul ediyorduk ama kadınlarda da sigara içiminin çok yaygınlaşması, erken yaşa kayması tabii ki bu hastalığın her iki cinste de aynı oranda artmasını gündeme getirdi. Bakın her yıl Türkiye'de yaklaşık 3 milyon insan kaybediliyor. Şu anda 394 milyon insan tüm dünyada
KOAH'lı olduğu düşünülüyor. Yani sokakta yürüdüğünüz her 5 kişiden biri en az KOAH'lı. Dolayısıyla bunun farkındalığını hep beraber artırmayı hedefliyoruz tabii ki. Ayıcı tanı yaptıktan sonra bizim hedefimiz herhalde tedaviden de biraz, değil mi, söz etmek gerekecektir. Tabii. Tedavi süreci ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü kabaca bu hastalığın 4 evresi var. Hafif, orta, ağır ve çok ağır. Şimdi bize hasta hafif ve orta evrede gelirse erken tedavi başlayıp ilerlemesini önleyebiliyoruz. İşte nefes açıcı ilaçlar, oradaki eğer oksijenizasyon problemi varsa, oksijen ihtiyacı varsa oksijen destekleri, solunum yetmezliği, yani çok ağır hastalarda solunum cihazları, evde de oluyor bunlar, solunum destek cihazları var. Ama temel olarak bugün için söylemek gerekirse ölüme engelleyen en önemli iki tedavi yöntemi, birisi sigaranın bıraktırılması. Kesin kanıtlanmış bilimsel dayanağımız var. İkincisi ise oksijen tedavisi. Ama mutlaka biz zaten nefes açıcı ilaçları bir, ikili, üçlü hastaya göre hastanın tedavisinin terzi işi düzenliyoruz açıkçası. Her birey kendine özgü. Dolayısıyla biz hasta bazında bu tedavileri düzenliyoruz. Ama mutlaka sigara bıraktırma, işte Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklarının ve Halk Sağlığı Bölümünün ortaklaşa bir tabii yürüttüğü bir sürü çalışma var. Burada şundan tabii Ege Üniversitesi mensupları olarak bir dumansız Ege grubumuz var bizim. Kampüste de özellikle şimdi gelirken de gördük onu. Özellikle öğrencilerde böyle bir çalışmamız oldu Funda Hoca'yla. Dumansız Ege'yi de ön plana çıkartmak istiyoruz. Sarı çizgiler çizildi. İşte bu çizgilerin dışında hatta dumansız kampüs projeleri var biliyorsunuz. Bunu yaygınlaştırması çok güzel olacak, örnek olacak. Biz dumansız bir Ege Üniversitesi kampüsünde tabii ki yaşamak istiyoruz. Herkes öyle yaşamak istiyor ve bunda, bu konuda da çok ciddi çabalarımız var. Bu bir proje. Hatta Yeşilay tarafından da desteklenen bir proje oldu. Bu da çok önemli bir aktivite. Aynı zamanda biz Türk Toraks Derneği göstermek de istiyorum. Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu olarak ikimiz de o grupta yıllardır çalışıyoruz. Böyle hasta kitapçıkları oluşturduk. Bu en son yenisi ve içinde görselleriyle beraber bu konuda hastalara işte bunu temin edip evlerinde de okumaları, bakmaları açısından bizlerden temin edebilirler. Web sayfası olarak da Toraks Derneği web sayfasında tüm görselleriyle halk sayfası olmak üzere bunu bulabilirler. Bunlar çok önemli çünkü hastalar çok basitçe bunu öğrenmek istiyorlar. Yani hastalığın gidişatı ve tedavileri konusunda. Dolayısıyla tabii burada amaç hem hastalığın ilerlemesini önlemek, tedavi etmek ama yaşamını da iyileştirmek. Yaşam iyileştirmesi adına da Ege Üniversitesi Fakültesi Göğüs Hastalıklarında 2004 yılından beri Türkiye'de ilk kez kurmuş olduğumuz solunum rehabilitasyonu bölümü var. Orada fizyoterapistimiz, çok deneyimli bir fizyoterapistimizle beraber çalışıyoruz. Bu hastalara tıbbi tedavileri yanı sıra hem aşılanmaları ve hem de bu rehabilitasyon programından yararlanmalarını sağlıyoruz. Yani gördüğünüz gibi tedavi tek sadece ilaç verip göndermek değil. Oldukça farklı komponentleri var ve biz bu komponentlerin hepsini bir sağlamaya çalışıyoruz. İyi bir KOAH merkezi olduğumuzu düşünüyoruz. Evet, Ege Üniversitesi bünyesinde KOAH hastalığıyla savaşmalar devam ediyor diye düşünüyoruz, evet. O zaman. Aşılardan hocam bir iki cümle var mı vaktimiz? Tabii, buyurun buyurun. Aşılardan söz edelim. Bizim hastalarımıza önerdiğimiz öncelikle her yıl yapılan grip aşısı var. Çünkü kış mevsiminde olan grip hastalığından korunmalarını istiyoruz. Bizim neden istiyoruz? Bizim hastalarımızın her geçirdikleri enfeksiyon onların akciğerlerine ve solunum fonksiyonlarına bir eksi hanesine yazılıyor çünkü. Grip aşısı her yıl önerdiğimiz bir aşı. Onun dışında belli aralıklarla her hastaya bazen 5 yılda bir, bazen de ömür boyu koruyuculuk sağladığını bildiğimiz zatürre aşıları var. Onların uygulanmasını dediğim gibi hastayı tedavi planı, programı içerisinde her hastaya uygun olacak şekilde önerilerimizi yapıyoruz. Onlar da çok şimdiye kadar büyük bir istekle uyduklarını da gördük. Evet, değil mi? Evet, uyumumuz yüksek. Peki hastalığın tanısından önce de korunmak amacıyla bu aşıları yapabiliyor muyuz, yaptırabiliyor muyuz? Yoksa sadece tanıdan sonra mı bu aşama geliyor? Yok, tabii kronik hastalığı olan, yaş nedeniyle 65 yaş ve üzerinde olan
Tabii sadece kronik hava yolu hastalıkları değil, diyabeti olan, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği olan, kronik karaciğer hastalığı olan herkes bu aşıları yaptırabiliyor. Zatüre tabii herkeste değil, özellikle 65 yaş üstü zatüre geçirmiş, yine kronik akciğer hastalığı olan, kronik kalp hastalığı olan hastalarda yapılabiliyor. Yani grip herkese hemen hemen yapılmakla beraber zatüre biraz daha farklı bir grupta yapılması daha uygun oluyor. Evet, programın sonuna yaklaşırken Funda Hocam size son bir soru daha sormak istiyorum. KOAH hastalığının erken tanısından bahsettik, ileriki aşamasındaki tedavisinden bahsettik. Peki bu hastalığın ne kadar ölümcül olduğunu bize açıklayabilir misiniz? Yani KOAH hastalığı sonucunda ölen insanlarımız var mıdır? Şimdi KOAH önlenebilir tütün ve ürünlerinden, zararlı partiküllere maruziyetten uzak kalabilirsek önlenebilir bir hastalık zaten. İki, diyelim ki hastalık gelişti. Ne kadar erken tanı koyarsak, ne kadar tedaviyi erken başlarsak ve düzenli kullanırsak hastalığın ilerlemesi bu kadar engellenmiş olur ya da durdurulabilmiş olur. Ama tabii ki tedaviye uyumu olmayan, sigara kullanmaya, tütün ürünü kullanmaya devam eden hastalarımızda sık enfeksiyon geçirmek de buna ekleniyor ise hastalığın ilerlemesini durdurma şansımız maalesef olmuyor. Giderek solunum yetmezliği aşamasına gelebiliyor bu hastalarımız. Evet. Artık programımızın sonuna geldik. Bir cümle söyleyebilir miyiz? Tabii, buyurun hocam. Özellikle bu balon ve tel uygulamaları hani halkımız tarafından çok merak edilen bir konu. Bazen hani medyada işte 2 saatlik bir operasyonla KOAH'ın bitirilmesi gibi başlıklar görülebiliyor. Bunlar çok dayanaklı, doğru yöntemler değil. Yani şöyle, böyle yöntemler var ama FDA tarafından onaylanmış. Çok az bir hasta grubunda, o hasta grubunu seçmek kaydıyla uygun oluyor. Her hastada, her KOAH'lı hastada kesinlikle uygun olmuyor. Hava kesecikleri, büyümüş, balonlaşmış akciğerlerin tedavisi ancak balon ya da telle mümkün. Çok pahalı yöntemler çünkü bunlar. Biz akademisyenler olduğumuz için tabii ki bu konuda hani yarar zarar da bir gözetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hasta bazında değerlendirilmesi gereken bir konu. O yüzden de özellikle bu konularda bizlere yönlendirilmesi o hastaların daha doğru bir yöntem olacaktır. Çünkü her KOAH'lı için geçerli bir şey değil. O kadar kolay, o kadar basit de değil. Onu da özellikle vurgulamak gerekiyor bu programlarda. Evet, çok yani, teşekkür ediyoruz. Tedavi sürecinde de umutlanmadan ya da bir adım atmadan önce her zaman uzmanlarımızın eşliğinde bir karar vermemiz gerekiyor ve hastalık ve tedavi konusundaki her konuda internetten çok uzmanlarımıza gelmek evet, gerekiyor diyebiliriz. Evet, doktorluğu yapmayıp uzmanlara evet. gelirlerse çok memnun oluruz. Evet, her tıbbi konuda olması gerektiği gibi. Çok teşekkürler. Biraz evet. önce Alev hocamızın da dediği gibi her hastaya ayrı çünkü terzi usulü tedavi seçimi yapmak zorundayız. Her söylenen ya da her ilacın her hastaya aynı eşdeğerlikte katkı sağlaması gibi bir durum söz konusu olamıyor maalesef. Evet, evet hocam. Programa katıldığınız için, bilgilerinizle bizi aydınlattığınız için ve bu hastalık hakkında farkındalık yaratmamıza katkı sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar umarım sizinle tekrar başka bir konuda burada buluşuruz, görüşürüz. Elbette, teşekkürler. Evet, Ege Üniversitesi Televizyonu'nun sevgili izleyenleri, Ege'den Sağlık Programı'nın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta 20 Kasım 2019 Dünya KOAH Günü hakkında konuştuk. Yanımda konuyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Alev Gürgün ve uzman doktor Funda Elmas Uysal bizimle birlikteydi. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.